Hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanım. Ellerinizde bakıyorum. Kayısılar var. Sen yedin mi Rümeysa? Yok, benim gizli şekerim var, o yüzden tercih etmedim. Gizli şeker mi var sende? Yeterince tatlısın. Teşekkür ederim. Aslında tatlısın. Afiyet olsun. Sen niye almadın? Almadım aslanım. Sevmez. Çok kayısı sevmem. Hadi ya. Evet. Çok faydalıdır ama. Evet, biraz faydalı ama. Şeker hastaları da arada kullanabiliyorlar diye biliyorum ama. Kaynatıp kuru kestiğin için evet. Aslanım simit getirmişsiniz. Evet. Dünkü söylediğiniz değil mi aslanım? Evet, dünkü söylediğiniz. Ben çok seviyorum aslanım. Ben almak almak ister misiniz? Zaten bütün odayı sarmış. Vallahi çok güzel. Tadın. Ay canım benim ben ya. Ben de tadamadım. Durmak böyle bir şey değil mi? Evet, bak unutmamış. Evet aslanım. Beklemiş. Evet aslanım, ben bekliyordum. Küçük şeylerde vallahi büyük mutlulukları yaşamak çok güzel. Sen yemiş miydin, girişte vermiş miydin sana? Yok aslanım, almadım. Ben de alayım. Ay al benim güzel gelinim, sen yemedin mi? Aman da aman. Aman nasıl? Pikniğe gelmişiz gibi hissettim aslanım. Ağaçlar, renkler falan. Simit de çok güzel. Ağaç, ay ne güzel değil mi bu yeşillikler? Ormana girmişim gibi hissettim. Çok seviyorum aslanım ben. Vallahi ben de severim. Orman demişken benim bir hikayem var, onu anlatmak istiyorum. Aa ne? Küçükken pikniğe gitmiştik. Bizim köy pikniğimiz oluyordu. Bütün hani akrabalar gidiyordu. Pikniğe derken simit mi aldınız yine hocam? Simitin burada bir alakası yok. Piknik eleştirmiyoruz. Şu an piknik bir pikniğe de başka bir şey gelse onu anlatıyorum. Ben espri yapmak istedim. Çok tatlısın gerçekten. Çok espritüel geldim. Evet devam et tatlım. Bütün akrabalarla pikniğe gitmiştik aslanım. Hı. Orada 4 yaşında ben kaybolmuştum. Bir gece orada kalmıştım. Ne? Evet. Bir gece kaldım. Evet bir gece. Nerede bu orman? Arnavutköy'de aslanım. Şaka mı bu? Evet ama ben geceyi hiç görmemiştim. Yani ezanla uyumuştum. Tekrar ertesi gün ezanla uyandım. Geceyi hiç hatırlamıyorum. Bir dakika ya. Nasıl ya? Unuttular mı seni? Hayır aslanım. Ben dondurma istiyordum. Dedem de beni dondurma almaya götürmüştü. Dondurmayı verdikten sonra bizde davul zona var biliyorsunuz. Orayı izlemeye dalmıştı. Bana da kendisi git dedi. Hani iki yol vardı. Buradan doğru annenlerin yanına git dedi. Ben de diğer yoldan gittim. O da ormana gidiyordu. Sonra bayağı bir gittikten sonra kayboldum zaten. Tabii ailem beni aramış. İşte polisler, jandarmalar alıyorlar ama bulamamışlar o gün. Sabaha kadar nerede uyudun? Yani nasıl uyuyakaldın da köpek? Hiç hatırlamıyorum. Geceyi hiç hatırlamıyorum ama her şeyi çok iyi hatırlıyorum aslanım. Sabaha kadar seni aramış olmaları lazım. Yok aramışlar aslanım. Hatta beni bekçi buluyor. Sonra babamları çağırıyor. Babamlar geldiğinde hep jandarmalarla, polislerle ertesi beraber geldi. Ertesi gün kaçta bulunuyorsun? Ertesi gün öğleden sonraydı yanlış mı? Öğleden sonra? Yani peki hatırlıyorsun madem, neler yaşadın biraz anlatsana. Yani ormanda bir çocuk, bakın bu herkesin başına gelebilir. Tabii. 4 yaşında bir çocuğa diyorsunuz ki işte aile büyüklerinin hatası. Şu yoldan git kızım diyor. 4 yaşında bir çocuğa. Çocuk dondurmanın rehaveti içerisinde. Yol bu yol, şu yol gidiyor kendini işte. Dondurmaya kaptırmış. Ondan sonra iyi başına bir şey gelmiş. Ne hatırlıyorsun? Yani çok yürüdüm gerçekten. Hiç durduğumu bilmiyorum. Sadece çok yorgun düştükten sonra bir ağacın altına kıvrılıyorum, yatıyorum. Ah canım. Sonra aynı şekilde kalkıyorum sabah. Bakın bu çok enteresan bir hikaye. Evet. Çaresizlik bu. Evet. Çaresizliği 3,5-4 yaşında tek başına bir ormanda yaşamış. Aslında bir fobisi bile oluşmuş olabilir. Evet. Yani. Buna ait bir şeyin var mı peki? Yok, anneme sordum aslında sonrasında nasıldım diye. Annem hiç hatırlamıyor. Yani sonrasında... Hani olur ya şimdi kimisi annesini bırakmak istemez korkusunu falan ama annem hiç hatırlamıyor. Sadece bulunduğum zaman bir bayram olmuştu zaten her yerde. Bayram çok sevindim. Tabii. Herkes. Yani davullar, zurnalar falan böyle hani çok peki bayram. Peki sen kaybolduğunda deden ne durumdaymış? Herhalde çok perişan olmuştur. Çok üzülmüş, evet. Üzülmüştür. Zaten çoğu kişi şey hani öldüm diye düşünmüş. Gece olduktan sonra herkes Allah öldüm korusun diye düşünmüş. Ne diyorsun ya? Öyle diyorsun. Allah korumuş. 4 yaşında bir yavru yaşayacak. Hakikaten hayatta günün varmış derler ya. Çok büyük sonra geçmiş aslanım bu bayağı bir sene ormancı kız olarak devam etti. Ormancı kız. Hatta hala görünce öyle diyorlar. Ağacı bırak evde saksı falan çiçek yeşil görmem herhalde. Evet, ben de. Gerçek. Ormanlara gidiyor musun? Pikniğe sonra evet, gittiniz mi? Gittiniz. Çok severim. Tabii ben yeşilliği çok severim. Ben uçuk diye belki gidemem. Aslanım ondan atlatmak o zaman... kolay. Bizim gelinimizin adını şöyle değiştirelim. Ormancı Neriman. Ormanların kızı Neriman gelin diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Allah deriz.